17. kez yine orman alanlarından yaklaşık 600 hektar saha dışarı çıkarıldı. Gerçekten çok dikkat etmemiz gereken bir nokta. Daha önceki konuşmalarımızda da bunları vurgulamaya çalıştık. Türkiye ormanlarının maalesef içi boşaltılıyor. Doğal varlıklarımız işlevsiz hale getiriliyor. Bu giderek daha da artacak. Bu noktada kalmayacak. Çünkü şu anda bekleyen binlerce dosya var. Bu dosyalar adım adım orman dışına çıkarılması için hazırlıklı halde bekletiliyor. Ve ilk defa bu kadar yüksek bir saha, 2234 hektar saha bugüne kadar çıkarılmıştı 17 kararla. En son çıkarılan karar 598 hektar saha çıkarıldı. Yani %27'si falan son çıkarılan. Yani giderek sayının artacağını ve alanların büyüyerek çıkarılacağını görüyoruz. Bu önemli tespiti yapmamız lazım. Halbuki şunu hepimiz biliyoruz ki anayasa 1961 yılında ormanlarla ilgili düzenleme yaparken aslında işte idarenin bu keyfiyetini elinden almak için o güvenceye kavuşturmuştu. İdarenin elinde böyle bir keyfiyet bulunursa onun nereye varacağı hakikaten kestirilemez. Ve o nedenle 1961 yılından itibaren daha sonra 1982 yılında yine aynı düzenleme yapıldı ve günümüze kadar geldi. Bu nedenle biz şunu vurgulamamızda yarar var. 31.12.1981 tarihine kadar 2B'lerle ilgili düzenlemeler yapıldı ve 640 bin hektar sahayı kaybettik. Şimdi 2B'ye rahmet okutacak bir düzenleme. Çünkü orman alanı içerisindeki sahaları çıkarabilme yetkisi çok tehlikeli bir yetki ve ucu açık bir yetki. Nereye gideceği belli değil. Buna bir dur demek, hakikaten engel olmak lazım. Bugün bir video izledim. Gerçekten düşündürücü bir video. Yine ülkemizin siyasetin içinde olan bir insanı Muğla'daki villasının yanındaki tuvaleti dahi bu ekonaltı ile çıkarabiliyor. Geldiğimiz noktaya dikkat çekmek istiyorum. Yani gücü olan, sözü geçecek olan, karşılıklı çıkar ilişkileri olan insanlar bu tür problemlerini artık herhangi bir şeye gerek kalmadan Cumhurbaşkanı kararıyla çok rahatlıkla dışarı çıkarabilecekler. 3200 futbol sahası, 3200 adet futbol sahasının çıkarıldığını görüyoruz. Son kararı mı? Yok, tamamıyla. 2018 yılından günümüze kadar 3200 futbol sahası büyüklüğünde saha ormandan çıkarılmıştır. Geçmişin yanlışlarını düzeltiyorlar. Geçmişin pisliğini temizliyorlar. Yani ben bunu kaba tabirle söylüyorum. Çünkü işgalcisi, ya burası zaten orman alanı. Orman alanından siz bir metrekareyi dahi dışarı çıkaramazsınız. Ama işte yasal düzenleme adı altında bu sahalar birer ikişer çıkarılıyor. Ben daha iyi anlaşılması açısından şöyle vurgulayayım. Bugüne kadar çıkarılan sahalar 22 milyon 500 bin metrekare. 22 milyon 500 bin metrekare. Dolayısıyla bu işin sonu yok ve böyle bir yetkinin gerçekten samimi olarak söylüyorum idarede bulunması çok tehlikeli ve nereye gideceği, nasıl gelişeceği de belli değil. Bir yerde Cumhurbaşkanımız hem bu işin karar mercisi oluyor hem de istediği şekilde bu alanları dışarı çıkarabiliyor. Ya böyle bir yetki olabilir mi? Bu toplumun hepimizi ilgilendiren bir doğal varlığımız. Ormanlar sadece bir kişinin değil, toplumu ilgilendiren, toplumun ortak kararları. Hiçbir güç ve yetki toplumun ortak hakkını bu şekilde kullanamaz. Ve bunu yasal dayanağım var şeklinde de izah edemez. Binlerce dosya bekliyor. O dosyaları da sıraya korken herhalde normal bir vatandaşın talebinden ziyade güç sahibi, sözü geçen, ilişkileri güçlü olan insanlar öncelikli oluyor. Doğal varlıklarımızı korumak zorundayız. İklim değişikliğinin panzehiri orman alanlarıdır. Orman alanları sadece kağıt üzerinde görünmemelidir, işlevsel olmalıdır. Aksi takdirde iklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı toprak kayması, heyelan, sel gibi felaketler, kuraklık ve çölleşme gıda krizini beraberinde getirecektir. Geleceğimiz
gelecek nesillere bırakacağımız vatanımız tehlike altındadır.